Günaydın. Size bugün çiçeklerimle bir açılış yapayım dedim. Bahçemdeki çiçeklerim ve beni izleyen çiçeklerim. Sizler de benim birer çiçeklerimsiniz. Hava buz gibi. Saat 8. Çay suyu koydum. Eşime kahvaltı hazırladım. Onu işe göndereceğim. Feri de bugün bana gelecek. Bugün kuzenimin mevlidi var biliyorsunuz. Oraya gideceğiz inşallah hep beraber. Sizi de yanıma alacağım tabii ki. Ben hazırlandım. Yusuf bir saat kadar işlerini bitirip gelecek, arabayı falan da yıkayacaktı. Bulaşıklar var birkaç tane, onları yıkayacağım. Aras arkada görüldüğü gibi hala uyuyor. Feride'yi de bekliyorum. Çünkü Feride bizimle gelecek Antalya'ya. Göynük'teki büyük kuzenimizi alacağız, ablamız Ceylan abla. Onu ilk defa göreceksiniz vlogumda. Yağmur başladı ama çiseliyor. Bazen duruyor, bazen çiseliyor. Evi süpürmem lazım. Aras uyuyor. Kayınvalidem de gelecek bizimle beraber. İnşallah Yasin'imizi okur, hep beraber geri döneriz. Teyzemler zaten dün Bursa'dan geldiler. Onlar şu anda annem de Antalya'dalar. Yasin, yani Mevlid'in okunduğu evde görüşeceğiz, buluşacağız. Dışarıya bir bakalım. Aras'a yedek alsam mı, almasam mı bilmiyorum ki. Ceket alacağım da, soğuk, hava serin. Ben şöyle uzun bir elbise giydim. Altına ince kilot çorap giydim. Kayınvalidem ne yapıyor? O da hazırlanıyor yavaş yavaş. Bir araba sesi geldi. Kim geldi? Yusuf geldi. Ev terliğimi alacağım yanıma. Bir poşet çıkarayım da. Tane de böyle yazmayı aldım. Bunların uçları boncuklu. El yapımı. Sevgili kuzenim Emine Bursa'dan çok çok selam olsun. Severek ördü bizim için. Bu uçların renklerinde, püsküllerinde biz kendimiz seçebiliyoruz. Tek siyahlı yapılabilirdi. Ben böyle tercih ettim. Eline emeğine sağlık kuzim. Bak ne güzel. Hayırlı günlerde kullanıyorum. Yazmamı alacağım. Arasa kıyafet aldım. Bir tane de eşofman takımı fazladan koydum. Belli olmaz. Hava serin. Terliğimi poşete koyayım şimdi, ev terliğimi. Aras Bey uyandı. Onun karnını doyurayım. Yusuf arabayı yıkatmış. O da şimdi gelecek mi? Son malzemeyi bırakmaya gitti. Mevlüt'e de şöyle uzun bir elbise giydim. Altına ince kilot çorabımı giydim. Yazmamı takacağım. Feri de geldi Yaren'le. Yağmur başladı. Hazırlandık. Çıktık, serinmiş vallahi. Montlarımızı giydik üstümüze. Güllü hazır mısın? Hazırım Güllü. Anne demem artık Güllü demeye başladım. Güllümsün de o yüzden amacım. Hangisi hoşuna gidiyorsa onu söyleyeyim, fark etmez. Yok, benim için de fark etmez. Hoşuma gidiyor. Kaynanam istemişti. Kaynaşta. Yasin'e gidiyor. Sen öne geç. Yok, ben kapıları gittim. Bir tamam mısın? Hadi bakalım. Aras geç. Gençlik. Feride her zaman gibi telefonda. Hayatımız teknoloji olmuş. Ne hayatım? Arabanın temizliği olmuş. Harika canım. Eline koluna sağlık. Kayınvalidem kapıları kilitlesin. Şimdi görüntüden de ablamı alalım. Alo. Oradan da çıkacağız. Ne diyorsun sen cadı? Ne diyorsun cadı? Ne diyorsun cadı sen? Aras. Nenenin önüne oturacak mısın? Evet. Bekle. Neler çekmiş bacım? Neler çektim? Büyük kuzenim. Teyzemin kızı, ablacığımız olur. Göynük'te yaşıyor. Evet. Sen resim istiyordun. Burada küçük kuzen. Bayağı eğlendik, evet. Ama evet. En küçük şu anda benim burada. Ya, ben geçmek. Ama aramızda kuzenim kaç ay var? 2 yaş var. Ha, ay var. Biraz sıkıldılar. 2 yaş varmış. Tamam. Hadi gidiyoruz. Hadi. Trafikte var. Bayağı çocuklar da sıkıldı. Gelmek üzereyiz ama. Biz geldik. Giriyoruz hemen. Ay nasıl yağmur yağıyor. Simit aldık yolda da. Kahvaltı yapmayanlar simit yedi. Ay, Yusuf da park ediyor arabayı.
Biz geldik. Yukarıda annesi bebekleri hazırlıyor. Evet, başta oturan teyzem, el sallayan Feride. Bu başta oturan dayımın hanımı. Orada kayınvalidem namaz kılıyor. Çocuklar ortada. Yarısı salonda, yarısı mutfakta. Diğer misafirlerimiz burada. Bizimkiler de. Balkonda hava buz. Bizim tayfa burada. Niye Muğla? Ne yapıyorsunuz bizim tayfa? Dedikodu. İyi anladım. Dedikodu bizi sarmadı. Biz çıkalım. Pilavımız demleniyor. Hocamız gelecek birazdan. Okumaya başlayacağız. Ben de yazmamı falan düzelteyim. Allah'ım kabul etsin artık herkesin duasını. Hocaları bekliyoruz. Birçok kişi toplandı. Komşularımız geldiler. Akrabalarımız geldiler. Bebekli olanlar da var. Bizim oğlan çocukları durmadığı için. Çorabım da kaçmış. Neyse terliğimi nerede kaybettim bilmiyorum. Örtülü. Beğendiniz mi arkadaşlar? Dur sen gözükmüyorsun. Gözükmüyorsun. Ya biz nurlandık vallahi, örtü yakışıyor bize bacım. Değil mi canım benim? İkimiz de aynı sen yazmadan taktık renkler. Bebişlerimizi ortaya almıştık. Tabii duasını okuduk. Bizim tayfada burada. İkramımızda da kavurmamız var, pilavımız var. Pastayı elçisi yapmış. Bir de tatlımız var. Bir tane ayran alabilir miyim? Bu da annemiz. Allah analı babalı büyütsün canım benim. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Yemeklerimizi yedik, bir hava almaya çıktık ablacığımla. Sezonda görüşemedik. Benim evimde hiç görmediniz onu. Çünkü çalışıyor. Kışın artık bol bol görüşürüz değil mi? Bilmiyorum. Evet. İnşallah. Şimdi çıkarken hediyelerimizi vereceğiz. Ondan sonra artık yavaş yavaş toparlanalım. Gidelim yolculuk. Yer saçları lüle lüle. Evet. Kalabalıktı zaten. Çocuklar da durmadı ama güzel oldu. Çok güzel oldu. Hatta ya, çıkıyorlar bizimkiler. Ha, galiba. Nasıl yani? Evet millet. Biz Bay House'a geldik. Birkaç bahçe çiçeği falan bakalım. Yok burada oyun parkı yok. Aynı gelen kadro geri dönüyoruz tayfayla. Aras çıkıyor babasıyla. Havada bir yağmurlu şansımıza mübarek buz. Nasıl geçti gençlik? Yeah. Ya aşkım ya. Anne nasıl geçti Yasin'imiz? İyiyim aşkım. Güzeldi. Yorulmadın değil mi? Şuradan şimdi birkaç çiçek bakacağız anneciğime. Bayağı da kalabalık var ya. Park edecek yer yok yani. Aras nerede? Orkideler. Allah'ım. Bizim gezeceğimiz bölüm bahçe bölümü. Kayınvaliden başladı bile. Evet bizim şey Mirvan da çok seviyor orkide. Bayağı da hediye gelmişti bu sene ona. Ben şöyle bir yolka diyorum ya şeye. Yeni yıla. Canlı al büyüt. Yani sonuçta senin kapının önü. Ay, ne beğendiniz? Ne seçtiniz? Çok evet en güzeli de oymuş ama. Bak şu biraz büyüğü de güzel. Çok, çok şık böyle bir yer. Benim var ya bahçeyi hep bunlardan alacağım. Bizim bahçe ev bitse terasın şeyini beraber yapalım abla senle dizaynını. Evet. Benim teras olacak ya. Tam da bir şey denk geliyor. Evet ama. İnşallah biter be. İnşallah. Bu yaza çok istiyorum artık geçmiş olmak. Saksılar. Aynen şuraya bak. Şey yapacaksın. Bahçemizi var bizde böyle bir şey de farklı değerlendirdik. Domateslerimizi falan astık. Domates salkımı yaptık. Bu neymiş anne? Gül gibi. Bu? Ne bileyim gül. Aa, gibi. Anne bu ne kadar? Bu gerçek mi? He gerçek o. Bir şey horoz bir şey diyorlar. Bu gerçekmiş anne. Neydi? Ha? Bak şunlar daha güzel. Bunlardan alsın. He. Ne aşkım çok güzelmiş ay faro. Çoktan aldım da bu kadar büyümedi ama. Bambulara bak. Çok güzelmiş kızı bunlar. Bunlar boy boy gidiyor. Ben aldım zaten şoktan. Gördüm ben o videonu. Aşkım kaktüsler burada bakmak istiyordun ya. Allah'ım.
Sessiz ol aşkım azıcık. Ben de onları beğendim. Biz evimize geldik. Hemen çay suyu koydum. Arasa makarna yapıyorum. Şu şeyden istedi. Pesto soslu makarnadan. Bu fesleğenli Knorr'un makarnasının kremasından aldım. Onu yaptım. Makarna hazır olunca onu karıştıracağım. Ben de çarşıdan simit almıştık. Onu ısıttım sobada. Şeyle yiyorum. Peynirle, krem peynirle çok lezzetli oluyor. Buraları toparlayacağım. Biraz dağıldı. Çarşıdan çekirdek almıştık. Onu kavuruyorum. Sobada sıcacık ev. Sobamızda yanıyor. Dışarıda da yağmur sesleri. Neyse biraz dinlenelim. Karnımızı bir doyuralım. Evet, biz eve geldik. Kuzenimden sonra Bayhaus'a uğradık. Orada kayınvaliden birkaç tane çiçek seçti kendine. Feride de bir iki tane çiçek aldı. Felaket yağmur vardı. Fazla dolaşmadık zaten. Yaren uyumuştu. Aras biraz huysuzluk yapıyordu. Ya artık çocuklar yoruldu çünkü çok normal. Sonra Bayhaus'tan sonra yavaş yavaş eve geldik. Önce Göğni'ye bıraktık ablamı, Ceylan ablamı. Ondan sonra Feride'yi eşi burada karşıladı. Hemen bizim bu mahallenin girişinde eşi aldı. Ondan sonra biz hemen bir koşu markete gittik. Yarın için yani işte ben diğer çalışanlara yemek yaptığım için diğer tarafa malzemelerim eksikti. Onları aldım, kıyma falan aldım, yufka aldım. Birkaç günlük menü için gerekli olan malzemeleri aldım. Taze taze alıyorum bekletmeden. Zaten dolabım da küçük, pek yer tutmuyor. Yani pek fazla yer içinde olmadığı için fazla bir şey alıp stoklayamıyorum. Evet, marketten sonra eve geldik. Ben Aras işte tavuk dünyası makarnası istedi. Onu sosuyla yaptım. Sobayı yaktık hemen. Efendim oğlum. Neden yemiyorsun hayatım? Tamam canım. Kendime bir yorgunluk kahvesi yaptım. O gösterdiğim azıcık simit vardı. Onu yedim, atıştırdım peynirle, krem peynirle. Ben o yüzden makarna yemeyeceğim. Bizimkiler yiyorlar, atıştırsınlar, karınlarını doyursunlar. Çay demledim, bir yorgunluk çayı. Orada kalabalıkta çay içemedik açıkçası. Ki zaten hani çay keyfe gitmedik. Sonuçta görevimizi yerine getirdik. Kur'an'ımız çok güzel okundu. Hocanın ağzına sağlık. Çok güzel dualar yapıldı. Kalabalıktık, güzeldi. Bugünümüz böyle geçti. Herkes evine geldi. Artık kayınvalidem dinlenmeye çekildi. Biz de evimizdeyiz. Şimdi hemen bir kahve yaptım. Kendime kahvemi içeyim. Ondan sonra herhalde edit falan yapmam. Bugün uğraşmayacağım edit için. Uzanır dinlenirim. Yarın yoğun bir gün yine beni bekliyor. Yarın erken kalkacağım. Eşimin kahvaltısını yapıp göndereceğim. Sobayı falan yakarım. Bu aralar bir temizlik videosu yakında gelecek. Çünkü evim bayağı bir dağıldı. Evimin toparlanması, dip köşe bir temizlenmesi, gardırobun boşaltılıp yeniden tozun alınıp dizilip eşyaların işte mevsim olarak işte biraz daha güzelli günlerde, işte yağmurlu havalarda, soğuk, yani bayağı bir baştan aşağı gardırobun düzenlenmesi lazım. Onları beraber yaparız zaten. Yakınlarda o yüzden bir temizlik videosu isteyenler için gelebilir. Çok fazla konuşmayı uzun tutmak istemiyorum. Günün özeti böyleydi. Güzeldi de kuzenler, teyzeler, akrabalar, herkes bir aradaydı. Çok güzel geçti. Bebişler de sağlıklı. Allah uzun ömürler versin. Allah ana babasına bağışlasın. Hayırlı evlat, hayırlı bir kul olsunlar inşallah. Bizden bugünlük bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.